Bu 7 seçimde de milletimizin huzuruna çıktık. Hesabımızı verdik. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe görüşmeleri kaldığı yerden devam ediyor. Türkiye önüne koyduğu milletvekilleri bir bir kürsüye çıkıyor, önemli noktalara değiniyor. Dünyada bol likidite dönemi. Bütçe konuşmalarında söz alan CHP milletvekili Veli Ağbaba, Türkiye'deki cezaevleri sorunlarına ve cezaevlerinde yaşanan sıkıntılara dikkat çekti. Diş çektirmek sorun, 6 ay sonra gün veriliyor. Yemek sorun, infaz koruma memuru içinde sorun, orada kalan insanlar içinde sorun. Sohbet etmek sorun, yatmak uyumak sorun. Antalya'da 510 kişilik cezaevinde tam 1800 kişi kalıyor. 50 kişilik C5 koğuşunda 82 kişi yatıyor. 82. Birçok cezaevinde üst üste yatanlar, birçok cezaevinde nöbetleşe uyuyanlar, hatta nöbetleşe nefes alanlar var. Kitap sorun her cezaevinde farklı. Kiminde 5, kiminde 10. Senin gibi seçilmiş bir milletvekili Engin Alan'a 10'dan fazla kitap verilmesi yasak. Değerli arkadaşlar, daktilo kullanmak yasak. İnternet çıktısı, fotokopi yasak. 60 yıl önce Nazım Hikmet'in kullanmış olduğu o daktiloyu güvenlik sebebiyle cezaevine sokmuyorlar. Bakın, Tuncay Özkan, Deniz Yıldırım, Hikmet Çiçek, Doğu Perinçek yazarak geçimlerini sağlayan insanlar. Ama cezaevlerinde maalesef bunlar yasak. Değerli arkadaşlar, sakal bırakmak yasak. Size serbest cezaevinde yatanlara yasak. Nakil olmak, sevk olmak yasak. Veli Ağbaba sözlerinde cezaevlerinde yandaş kanalların serbest olduğunu, Ulusal TV, Halk TV, İMC, Cem TV ve Yol TV'nin yasaklandığını vurguladı. Yıllarca kendi şehirlerinden uzakta yatan mahkumlar var.